Adalet Yurdu Dernekleri'nin genel merkezi oluşturduğu bir projeye ilgili. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi tarafından hazırlanan Haydi Canlar Birlikte Öğrenelim, Uygulayalım, Çalışalım adlı projenin tanıtım toplantısı Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mesiyat Başkanı Hasan Engin ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda konuşma yapan Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Mehmet Şahin, projenin amacını belirten içeriği hakkında bilgi verdi. Sevgili canlar, 2017 yılı derneğimiz tarafından hazırlanan proje başvurumuz Dernekler Daire Başkanlığı tarafından kabul edilmiş ve uygulamaya başlanması noktasında yasal prosedüre tamamlanmak suretiyle 15 Aralık 2017 tarihi itibariyle projemiz protokolü imzalanmış ve yürürlüğe girmiş durumdadır. Bu projede neyi hedefliyoruz sevgili canlar? Yaklaşık 60 tane canımızın, bu genç olur, kadın olur fark etmiyor. Yani 15 yaşının, 25 yaşının üzerindeki kadınlarımız, özellikle işsiz ve bir mesleği olmayan kadınlarımızın bir meslek sahibi olması ve gençlerimizin de bu sayede hem bir şeyler öğrenmesi, çünkü bilinçli tüketici olmak bile bizim için önemli bir şey diye düşünüyoruz. Daha sonra konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, gerçekleştirecekleri Toroslar Cemevi'nin açılışına vurgu yaptı. Bütün Alevi vatandaşları bir arada toplamak için böyle büyük bir kültür merkezi yaptıklarına dikkat çekti. Toroslar Cemevi ile 14 yıldır birlikteyiz, beraberiz. İstekler oldu. İlk başlarda yerine getiremedik ama sonra tam sistemi üzerine getirdikten sonra elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Birinci etapta küçük bir cem etme yeri yaptık. Sonra daha büyüğünü istediler. Daha büyüğünü de yaptık hayırlısıyla. İnşallah yakın zamanda da bitirmek ve açılışını yapmak suretiyle sizlerin birlikte olacağı güzel bir mekanı inşallah hayata geçireceğiz. Özellikle buranın adını Yunus Emre koymak suretiyle birleştirici olsun. Bölgede yaşayan 300 bin insanı burada ortak kültürle birleştirelim. Millet olmanın gereği olan bir aidiyet duygusu içerisinde insanlar olsunlar. Yunus'un o gönül gözüyle herkesi kucaklayan anlayış içerisinde bir Toroslar oluşturalım diye Yunus Emre Kültür Merkezi yaptık. Son olarak konuşma yapan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Alevi Kültür Dernekleri hakkında bilgi vererek amacından bahsetti. Biliyorsunuz Alevi Kültür Dernekleri şu an 90 Ankara Şubesi'yle Türkiye'nin en örgütlü Alevi kurumudur. Biz de yaklaşık 5 yıldır GYK üyesi arkadaşlarımla bu kurumda yöneticilik yapıyoruz. Ama biz bu 5 yıl süreç içerisinde yaptığımız mücadele, aldığımız güç sizin gücünüz. Örgütümüzün bize sahip çıkması, dirayetli duruşumuz, inançlı duruşumuz, Alevi toplumuna yakışır bir duruş göstermemizin asıl temel sorunu, temel nedeni sizlersiniz. Ve ben Türkiye'nin gittiğim her yerinde şunu söylüyorum, siyasi partisi ne olursa olsun bizi hiç ilgilendirmez. Bize bakış açısı, bize ettiği hizmet çok önemli. Yani Alevi toplumunu ayrıştırmadan, Alevisiyle, Sünnisiyle, Ermenisiyle, Yahudisiyle, bu ülkede cami, cemevi, havra, kilise neye ihtiyaç varsa bütün belediye başkanlarının asli görevi bu topluma hizmet etmektir.